Gönder Bayrak AŞ marka vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından, Marka Vizyon programımızdan herkese merhabalar. Bugün tabii ki birçok sektörü konu alırken, bugün basın camiasını konu edineceğiz. Gerçekten ülkemizin duayen isimlerinden biri, sektörün, camianın kıymetli ismi, ordumuzun değerli isimlerinden birini ağırlayacağız. Gazeteci, yazar, basın konseyi kurucusu, aynı zamanda eski başkanımız, Hürriyet Gazetesi'nin başyazarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz, tabii aynı zamanda 1961 kurucu meclis üyesi, duayen isim Oktay Ekşi ile bir aradayız. Tam anlamlı günde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde istedik ki mesleği, basını soralım. Tabii burada aranan ilk isim, akla gelen ilk isim Oktay Ekşi'ydi. Bizler de kendisini aradık, vaktini ayırdı. Şimdiden teşekkür ederek. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, bizi kırmadınız, neyi ettiniz, nasılsınız? Sağ olun, gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün anlamlı bir gün. Doğru. Yüzlerimizin, gözlerimizin ışıl ışıl, pırıl pırıl olduğu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Gününüz ve günümüz kutlu olsun diyerek günümüze dair neler söylemek istersiniz? Bu 10 Ocak tabii gazeteciliğin geçmişi, özellikle sosyal güvenliği açısından önemli bir gün. Ama aslında ararsanız, gazeteciliğimizin sorunlarının içinde meslektaşlarımızın gerçekten olması gerektiği kadar sosyal güvenceye hala sahip bulunmamaları var. Bu noktanın altını özellikle çiziyorum. Çünkü basınımızdan içeride dışarıda şikayetler duyduğumuz zaman onun gerçek nedeninin ne olduğu pek ele alınmıyor. Bu sosyal güvenceye sahip gazeteci, görevini bir hakkın yapan gazeteci olur. Aksi halde patronun tamamen iki dudağın arasında kaderi olan ve üzgünüm ama ifade etmekten patrona uşaklık eden gazeteci tipi çıkar. Bu tabii maalesef mesleği aşağı çeken bir gerçektir. Bizim geçmişimiz itibariyle sosyal güvenceye sahip olmamızın ilk tarihi 1952. O zaman çıkan bir yasa var idi. O yasa maalesef işverenler tarafından gerektiği şekilde uygulanmadı. O nedenle 1961 yılında Milli Birlik Komitesi, o tarihte idareyi elinde tutan Milli Birlik Komitesi, şu anda bizim gününü kutladığımız 212 sayılı yasayı çıkarttı. Bu yasa çalışan gazetecilere sosyal güvence veren, onları patronla ilişkilerinde kurallara bağlayan bir yasaydı. Ama üzgünüm, o da işveren tarafından gerektiği gibi uygulanmadı. Nitekim bugün benim kendi hesabıma göre, gerçi birkaç yıl oldu bu hesabı yapalı, 80 bin kadar her, yani yazılı basında, radyoda, televizyonda çalışan gazeteci var iken, bunların öyle zannediyorum ki 8'de biri ancak sosyal güvenceyle görev yapabiliyor. Hala bu sözünü ettiğim amaca ulaşılmış değil. İzin verirsen bir şey daha söyleyeyim. Buyursunlar. Aslında bu yasa 10 Ocak 1961 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiği zaman o tarihteki gazetelerimizin 9'u 3 gün süreyle yasayı protesto etmek için yayınlarını kapattılar. İşverenler bir deklarasyon yayınladılar.
ki benim yanımda var burada. Bu yasanın gazeteleri devlet tarafından kontrol etme amacıyla çıkarıldığını ifade etti ki çok büyük bir yanlıştı. Uzatmayayım. Ama çalışan gazeteciler, onların çıkarttığı, özür dilerim, kapattığı, 3 gün süreyle tatil ettiği gazetelerin yerine gittiler, matbaa buldular, gazete çıkarttılar. Dağıtımı da engellemişlerdi işverenler. Gazeteleri bizzat elleriyle dağıtarak sattılar. Ve çalışan gazetecilerin hakkını ciddi bir şekilde savundular. İşte onun yıl dönümü olan 10 Ocağı kutluyoruz. Ama üzgünüm ki tekrar ifade edeyim. Amaca hala ulaşılmış değildir. Biraz sizi anıya doğru götürmek istiyorum. Buyurun. Tabii basını konuşuyoruz. Duayen isimsiniz. Sizleri herkes tanıyor ama. Bir anı canlandıracak olursak. Oktay Ekşi mesleğe nasıl başladı? İlk başladığı günleri hatırlıyor mu acaba? Tabii. Aslında mesleğe başlamak için epey uğraştım ben. Lise öğrencisiydim. Ankara'daydım. Orada Ulus Gazetesi diye bir gazete çıkıyordu. Ona gittim. Gazetecilik yapmak istiyorum dedim. Sen daha çocuksun dediler. Kaç yaşındaydınız o zaman? 17-18 arasındaydım. Yani yine genç, cevval bir... İşte bilmiyorum. Sonra yine Ankara'da çıkan Zafer diye bir gazete vardı. Demokrat Parti'nin organıydı. Ona gittim. Orada görev istedim. Sen daha çocuksun dediler. Peki nereden aklınıza geldi o basınla uğraşmak? Yani gençsiniz, başka bir meslekler çıkacak karşınıza ama basın. Anlatayım. Aslında benim bir çocukluk aşkım vardı. O sonra Sivas'taydık o zaman. O sonra Ankara'ya gitti. Ve yollarımız ayrıldı. Herhangi bir şekilde ona ulaşma şansım yok diye düşünüyordum. Aklıma gazetecilik yoluyla ulaşma olanağı geldi. Gençlik diyorsun. Hep. Aynen öyle. Ve son o arada bir gazeteci yakınımız vardı. O beni çok etkiledi. Çünkü benim için rol model olacak kadar önemli, iyi, nitelikliydi. Bu duygular beni gazeteciliğe yönlendirdi. Ve liseden itibaren olacağım dedim gazeteci. Stenografi dersleri aldım. Çünkü yayınlarda, konuşmalarda çok çabuk not alma ihtiyacı var. Onu öğrendim. Sonra liseyi bitirdim. Sonra fırsatı buldum, gazeteciliğe girdim. Mesleğe merhaba dediniz. Evet, yani hatta yere gelmişken söyleyeyim. 8 Ocak 1952'de girdim. Bugün de 10 Ocak 2020'de aslında bir yıl dönümünüzü tekrar burada. Yani bir yerde kaçıncı 52'den bu yana 68. yılını. Evet, 2020. Evet. Bu vesileyle biz de idrak ediyoruz. Maşallah diyelim. Nice yıllara. Rica ederim. Evet, bir emektar, kıymetli bir isim olarak geriye doğru gittik. Yani yeni başladığımız dönemleri hatırladık. Basının dünü, bugünü dersek Oktay Ekşi bize neler söyler? O günlerdeki zorluklar ve bugünün teknolojik koşulları. Bunu değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz? Çeşitli açılardan bakılabilir. İnsan açısından bakınca bugün gazetecilikte daha nitelikli insanlar var. Teknoloji açısından bakınca bugün gazeteler daha iyi teknolojiyle yayın yapıyorlar. Yönetim açısından bakınca bu daha profesyonel ellerde olduğunu gazeteciliği söyleyebiliriz. O nedenle geriden bu tarafa doğru gelince eski gazeteciliğin yanında bugünkü gazeteciliğin daha donanımlı, daha iyi olduğunu ifade edebilirim. Ama olması gereken yer açısından bakınca farklı şeyler söylemek ihtiyacını duyuyorum. Eskiden gazetecilik daha gazetecilik ilkelerine bağlı bir şekilde yapılıyor idi. Niye? Çünkü bugünkü kadar büyük sermaye çıkarları gazetecilik dünyasında yoktu. İnsanlar inandığını yapabiliyor, yazabiliyor, savunabiliyordu. Şimdi çok büyük sermayenin
gazeteciye girmesi yüzünden o bireyler artık birey olmaktan çıktı. Birer tornavida şeyi gibi, vida gibi bir sistemin parçası şekli, haline evet. gelmeye başladılar. Bu tabii gazeteciliği bir yerde hırpaladı. Ama yine de insan kalitesi açısından bakınca şimdi gazeteciliğin daha kaliteli insanlarla dolu olduğunu söyleyebilirim. Evet, aslında tabii kaliteli bir yapı. İşte teknolojik açıdan da iyiye doğru gidiyoruz. Ama zaman zaman görüyoruz ki basınımızda ne yazık ki yani anlamlı bir gündeyiz ama üzülerek belirtmek isterim ki yazılı ve görsel medyada basın mensubu arkadaşlarımın zorlandığını, işte aylık çıkarılacaksa aylıktan ziyade 2 aylık ya da belli bir periyoda doğru götürebiliyor. Ekonomik zorluklar var, koşullar zorlanıyor. Ve dolayısıyla bu ekonomik anlamda hem de dijitale doğru da gidiyor aslında. Bazı ulusal anlamda basın mensupları da dijital ortama doğru da dönmeye başladı. Siz basını dünü bugünü derken ekonomik anlamda basın ne kadar kendini ifade edebiliyor? İşte kapanmaya gidiyor dedik. İş bir de dijitale doğru döndü. Artık dijitalde telefonumuzun ucunda gazete o mis gibi kokuyu görmekten ziyade dokunup orada da gazetemizi okuyabiliyoruz. Yeni teknolojiyi değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Şimdi bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaşanan bir gerçekten söz ediyorsunuz. Basılı yayın giderek tarihteki görevini, dönemini tamamlama sürecine girmiş gibi görünüyor. Çünkü dijital yayın sizin de ifade ettiğiniz gibi telefonlardan bile gazeteleri okumak mümkün. Ve dijital yayın sadece o yayının yapıldığı yerde değil, dünyanın en uç noktasında dahi izlenebilen bir yayın. Nerede olursanız olun rahatça görebiliyorsunuz, tabii, izleyebiliyorsunuz. Bu teknolojik nitelikler, üstünlükler, tabii dijital yayın yönünde her şeyin gelişeceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte ben samimiyetle İnanıyorum ki basılı gazetecilik yaşayacaktır. Bazı zihinlerde sanki gazeteciliğin, basılı gazeteciliğin ölüm noktasına geldiği şeklinde görüşler var. Ben buna katılmıyorum. Nasıl bıçak icat edildiği tarihte, bugünkü dünya yoktu ama bıçak hala var. Tekerleğin icat edildiği tarihte bugünkü dünya yoktu ama tekerlek hala var. Ve işimizi görüyor. Hala var. Bazı buluşlar ila nihaya yaşayabilecek türdendir. Radyo var iken televizyon geldi. Zannedildi ki radyo bitiyor. Ama hala. Radyo var. Evet. Bu hepsinin kendi işlevleri nedeniyle ayakta kalacaklarına inanıyorum. Basılı gazeteciliğinde yaşayacağından eminim. Çünkü az önce siz de söylediniz. Okurken elle dokunmak. Bakın benim orada arkada her sabah var. Okuduklarım gazeteciler, gazeteler hep oradadır. Dokunmak isterim ve görmek isterim ve saklamak isterim bazı şeyleri. Oysa dijital yayıncılıkta saklama şansınız. Evet. Arşive girerek bu ulaşabiliyorsunuz birçok şeye ama sözünü ettiğim türden bir saklama değildir o. Her neyse, özetle dijital yayıncılık lehine dünyada bir akım var ama gazetecilik, basılı gazetecilik yaşayacaktır. Gerek yerel basına, gerek ulusal basına destek olunması noktasında tavsiyeleriniz nelerdir? Çünkü basın da bir ailedir. Ailenin diğer bir tarafta baktığımız zaman bir çınar. Çınarın güçlenmesi de köklerine bağlı. Bizim de beslenmemiz aslında iş dünyasına bağlı, ekonomiye bağlı. Buna tabii. dair neler söylemek istersiniz? Basına nasıl destek olunmalı? Gazetecilere, gazetelere yahut basına iş dünyasının destek olabilmesi için önce gazetelerin veya yayınların diyelim daha genel ifadeyle iş dünyasına yararlı olduğunu ispat etmesi lazım. Yani reklamlarıyla ve verdiği hizmetlerle
iş dünyasını ile bütünleşmesi, ama yani çıkar bütünleşmesinden söz etmiyorum. Bütünleşmesi lazım. Ona hizmet verdiğini, ona yararlı olduğunu iş dünyasına göstermesi lazım. Bu gazetecilik ilkeleri içinde yapılabilecek bir şey. Ama eğer bunu yapıyorum diye iş dünyasına satılırsa gazete, yani onu uşağı haline gelirse, o değil, o gazetecilik zaten değil. Bence en önemli mesele bu. Yani yararlı olduğunu ve yararlı olacağını göstermek gibi bir ihtiyaç var. O yeterince yararlı olunca iş dünyasından hemen şey gelir, destek gelir. İş dünyasından şunu söyleyebilir miyiz? Reklamsız asla olmaz diyebilir miyiz? Tecrübelerinizden faydalanacak olursak. Reklamsız özür dilerim. Asla olmaz diyebilir miyiz? Yani gazete mi? Hem gazete hem de iş dünyasına. Bir firmamız var. Hani gazeteye, reklama bakış açılarını değerlendirecek olursak reklamsız olmaz diyebilir miyiz? Mutlaka bir mecmuaya, bir gazeteye reklam vermeleri gerekir mi? Tabii, yani onu zaten söylüyorum. Yani iş dünyası kendisinin çıkarına olduğunu görünce reklam vermenin zaten ona görecek. Elbette verir. Yani o vermeyen zaten geride kalır. O nedenle o açıdan bir sorun olacağını zannetmiyorum. Biraz sizinle ilgili hep duayan isim dedik ama hep bir basın mensubu olarak kalmadınız. Siyasi kimliğiniz de var. Az önce ifade ettim. 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde mecliste bizleri temsil ettiniz. Dolayısıyla yazarken eleştirdiniz ama bir de siyaset yaparken eleştirildiniz mi acaba? Spontane bir soru soralım size. Siyaset yaparken eleştiren olmuş olabilir. Benim kulağıma bir şey geldiğini söyleyemem ama ben siyaseti aslında girmeden önce bildiğimi düşünüyordum. Siyasete girince hatta başarılı olma şansımın olduğunu düşünüyordum. Girdiğim zaman baktım ki siyaset dünyası benim tribünlerden gördüğüm dünyadan farklı bir şeymiş. Evet. Ben futbol maçında tribünlerde oturup sahada oynayanlara vur, kır bilmem ne falan diyenler gibi eleştiriyordum. Doğrudur. Ve onun nasıl oynanacağını, futbolda hani nasıl oynanacağını tribünden ahkam keserek düşünenler gibi ben de o konuda bir şeyler düşünüyor ve söylüyordum. Yazıyordum da. Öte yandan direkt kendinizi içinde mutfağında buldunuz. Sonra girdim içine. Baktım ki siyaset dünyası benim bildiğimden, düşündüğümden farklı bir dünya. Çok farklı işliyor. Orada ilişkilerin örgüsü farklı. Orada amaçlar farklı. Orada ilişkiler farklı zeminler üzerine yürütülüyor. Hissettim ki bu dünya ile ben bağdaşamayacağım. 2 sene tuttu beni. Yani var mıyım, yok muyum, beceriyorum, beceremiyorum. Uyum sağladım mı, sağlayamadım mı? 2 sene onun tereddütlerini yaşadım. 2. sene sonunda gördüm ki oraya ait değilsiniz. Bu dünya benim dünyam değil. Onun için dönem bitsin. Veda edeyim, bu işi bitirelim diye düşündüm. Dönem bitti, veda ettim, saygılarımı sundum dostlarıma ve ayrıldım. Yani orada da olmalıydınız. Güzel de bir anılar kaldı gerçekten. Evet tabii, yani oradan güzel anılar var ama yani onun mensubu mıyım ben? O kavganın elemanı mıyım? Hayır, değilim diye gördüm. Dedim ki bunu yapacaklara bırakayım ben, benim hakkım değil bu. Evet, medya güçtür dedik. Medyanın gücünden bahsettik, iş dünyasına etkisinden bahsettik. Oktay Ekşi doğup büyüdüğü memlekette de bir medya mensubu olarak 30 yıldır devam eden bir Mesudiye Kurultayı'nı başlattı. Doğru, ve devam ediyor. Evet, kısaca buna dair neler söylemek istersiniz? Amaç neydi? Mesudiye Kurultayı aslında Türkiye'de hala, üzgünüm bunu tek demekte ama hala tek, denemek ve yapmak isteyenler oldu, sürdüremediler. Niçin sürdüremediler? Teşhislerim var ama kurultayın çok önemli olduğunu, doğrudan doğruya demokrasinin Türkiye'nin bu gerçekleri içinde bile hala uygulanabildiğini gösteren çok önemli bir örnek bence. Biz onu aslında kurultay yapmak için başlatmadık. Ben Mesudiye'deydim bundan işte 1990 veya 91 yılı 30.sunu yapıyoruz. Baktım birçok araba var. Yani normal olarak Mesudiye'de gördüğümden
daha fazla arabayla gelmiş insanlar. Ya belediye başkanı merhum Ahmet Baki vardı. Ona dedim ki Ahmet, çok insanlar gelmiş bizim arabayla, arabalarıyla, her taraf dolu. Nedir bunun keramet dedim, bu kadar ilgi mi var Mesudi'ye? Dedi ki abi, şeyler Bulgaristan göçmenleri evlere, buradaki boş evlere yerleştirilecek diye bir haber çıktı dedi. İnsanlar kendi evine sahip çıkmaya geldi buraya. Dedim ki madem bu kadar ilgi duyuyorlar kendi yerlerine, evlerine, çağıralım onları, konuşalım, bakalım. Bir Mesudi'nin dertlerini falan konuşalım. Biz öyle bir toplantı yaptık. Çok da güzel bir toplantı oldu. Ve her yıl devam ediyor düzenli olarak. Her yıl Temmuz ayının cumartesi günü saat 10'da çağrısız olarak biz orada toplanıyoruz. Herkes biliyor ve oraya geliyor. Geliyorlar. Orası şey yaparız. Mesudiye sanıyorum ki çok ciddi yararları oldu kurultayın. Sorunları konuşuruz. Siyaset konuşmayız. Sadece tek Mesudiye kimliğinde bir araya geliniyor o zaman. Tabii. İstendiğinde aynen bunu yapabiliriz. Yani her siyasi görüşten insanlar gelir ama siyaset konuşamaz orada. Çok güzel. Konuşursa deriz ki sen git kardeşim, kendi dünyanda yap siyasetini. Burada Mesudiye'nin sorunlarıyla ilgili zaten gündemsiz toplanırız ki orada herkes kendi sorunlarını önerir, gelişsin. Onları konuşuruz. Sonra takip, yani orada alınan kararları 3 ayda bir değerlendirme toplantısında konuşuruz. Sonra 3 ayda sonra dördüncüsü tekrar kurultay olur. 30 senedir aynı heyecanla ve çok herhangi bir mecburiyet hiç kimse için söz konusu olmadan aynı coşkuyla geliriz, konuşuruz ve bizi çok mutlu eden bir olay o. Emekleriniz diliyorum için. Diliyorum ki öteki ilçeler de yapsınlar ama bazıları geliyorlar, biliyorum yani yapanlardan örnekler var zihnimde. Oradan bir şey almaya geliyorlar. Gittikleri yerden bir onu basamak gibi kullanmaya geliyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Hep vermeye gideriz biz oraya. O nedenle de yaşatabiliyoruz. İnşallah başka yerlerde de olur. Çok önemli bir kurum bizce. İnşallah. Emekleriniz için her bir arkadaşımıza, sizlere, büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Öyle mi? Programımıza, bizi izleyenlere dair söylemek istedikleriniz, vermek istediğiniz mesaj varsa onları alıp veda edelim. Altaş Ordu'nun televizyon kanalı. Tabii daha başka uzak yerlere ulaştığını biliyorum ama evet. Ordu merkezli olduğunu bildiğim için söylüyorum. Bütün Altaş vesilesiyle Altaş'a ve Ordu'lu dostlara selam, sevgi, saygı sunuyorum. Başka bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Efendim çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, çok kıymetli bir isim. Onur Ocak çalışan gazetecileri dolayısıyla kıymetli bir ismi, duayen bir ismi tabii kurumumuzda, ekranlarımızda ağırladık. Onlar da bizi burada mekanlarında, evlerinde ağırladılar. Gerçekten keyif aldık. Güzel bir sohbet, güzel bir anı tazeledik. Haftaya bir başka sektör, bir başka başarılı iş insanıyla karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın efendim. Gönder Bayrak AŞ marka vizyonu sundu.